İyi akşamlar. Memleket gündemi oldukça kalabalık ve her gün yeni bir gündem maddesiyle bütün televizyon ekranları çeşitli uzmanlarla dolup taşıyor. Peki bu memleket gündeminin ötesine geçip her gün yeni bir uzmanlık alanı gerektiren bu konuların ötesine geçip toplama baktığımızda ne görüyoruz, ne görebiliriz ve bütün memleketin bu gündeminin topluma yansıması nasıl bölünmelere, nasıl birleşmelere gebe? Bütün bunları masaya yatıracağız bugün. İki değerli, iki saygın isimle efendim. Şebnem Korur Fincancı ve Yücel Sayman bugün Aslında Ne Oluyor programının konuğu. Aslında ne oluyor sorusunu, işte o bütün memleket tablosunu biraz görebilmek için soracağız bugün. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için öncelikli olarak. Hakikaten her gün yeni bir gündem maddesi daha onu tüketmeden başka bir şeye kendini evrilti veriyor ve biz daha ne olup bittiğini anlamadan ve o tartışmayı nereye bağladık, nasıl sonuçlandırdık bilemeden bir diğer tartışmanın hemen kucağında buluveriyoruz kendimizi. Daha seçim değerlendirmesi yapmadan şimdi Cumhurbaşkanlığı tartışmaları yapmaya başlıyoruz. Ben istiyorum ki bugün daha yukarıdan bakabilelim. Yücel Hocam sizinle başlayayım öncelikli olarak. Şimdi 17 Aralık'tan bu yana aslında işte hukuk, adalet, siyaset, toplumsal bölünme, kamplaşma, şu bu. Hani bir sürü şey girdi günlük hayatımızın tam orta yerine. Sonra da işte bir seçim geldi. Herkesin çok ciddi bir siyasi pozisyon aldığına ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Kutuplaşmalar tartışıldı. Ve sonuç AKP'nin yine birinci parti olarak oldukça yüksek bir oy oranıyla yine karşımıza çıkması. Siz nasıl bir tablo görüyordunuz seçimlerden önce? Seçimlerden sonra o tablodan ne kaldı acaba? Yani seçim sonuçları bakımından ben kendi payıma zaten böyle bir sonuççu tahmin ediyordum. Ama ben hep yanılırım. Onun için olmaz çıkmaz diyebilirdim. İlk defa galiba bu sefer tahminimde kendi düşüncemde yanılmadım. Neye dayanarak böyle bir sonuç bekliyordunuz? Şimdi bakın bir özellikle başbakanın çizmiş olduğu bir siyasi mücadele zemini var. Bir çizgi var ve bir kafasında bir proje var. Şimdi bunun karşısında bir muhalefet var. Muhalefet hep onun gündeminin peşinden koşan, onu değiştiremeyen, ona yanıt veremeyen ve takılan bir şey. Yani sadece o kendi kitlesine, yani o zamana kadar oy verenlere ve biraz da işte daha can havliyle oy vermek isteyenlere hitap eden bir siyaset izleyen, daha fazla bir oy alabilmesi, AK Parti'nin de bir oy kaybetmesi fazla düşünülemezdi. Yani düşünmüyordum ben. Yani bu AK Parti'nin ya da Başbakan'ın izlediği doğru bir yol nedeniyle değil. O anlamda söylemiyorum ama yani sonuç bu. Şimdi bakın politika, izlediği politika şöyle. Bir defa milli irade kavramından kalkıyor. Şimdi bu milli irade uydurma bir sözcüktür. Yani bu bir tek Halk Parti döneminde kullanıldı. Yani bak 30'lu yıllarda işte milli şef olarak da İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra irade edildi. Demokrat Parti bile kullanmadı. Şimdi bu siyaset literatüründe uyduruk, karşılığı olmayan bir şeydir. Aslında bize çok uyduruk gelmiyor her gün yeniden. Şimdi bakın önemli olan için o. Ama Başbakan bunu uzun bir süredir, ben şöyle bir yazılarıma göz attım. Ben 2008'de bile yazmışım bu uyduruktur diye. Ve şeyi hatırlıyorum. Hasan Celal Güzel'le bir yani böyle 2005 miydi 6 mıydı neydi bir programda beraberdik. O da bir milli irade gibi bir laf etti. Ben de bu uyduruktur Celal Bey. Nereden çıkartıyorsunuz bunu dedim. Şimdi uyduruk siyaset şeyde. Ha, ona bir içerik vermek isterseniz eğer. Yani bunu bir şeye doldurursanız bu faşizmin ideolojisidir. Faşizmin söylemidir. Ama milli irade dediğimiz şey mesela özellikle seçim gündemli tartışmalarda hani bakın her şeyse milli olursa da bir iradenin millisi olmaz. Millet iradesi derseniz genelleme bir şeydir. O da sosyolojik bir kavramdır da ama millet iradesi hiç olmazsa bir egemenliğin kaynağı olarak sosyolojideki olarak her ne kadar o da günümüzde şeysini doldurmuş olsa bile bir iradenin kullanılan bir şey. Ama milli irade diye bir seçimlerdeki çoğunluk oyu, yani çoğunluk dediniz ya iktidara taşıyan o çoğunlukla değil üstelik. Yani %50 falan da olması gerekmiyor. Bir parti iktidara taşıyan bir tercihi milli irade olarak lanse etmek, onun üzerinde bir politika kurmak, bu giderek tam da bir, ya da despotik, şimdi faşizm demeye dilim varmıyor öyle bir şeye dairiz olmadığı için ama despotik bir sistemin daniskasını oturtmak demek. Yani temel bunda çok başarılıydı. O kadar ki sol ve muhalefet bile bu lafı kullanmaya başladı. Şimdi bakın son 1-2 sene özellikle son dönemi milli irade şeysine çok kullanılıyor. Müthiş başarılı.
Şimdi bu başarılı, bu despotizmi başarısıdır. Başarı, tek başına başardı. Buna karşı bir şey yok. O milli irade neyi ifade ediyor milli irade şeysi altında? Aslında milli iradeden bahsettiği şey şu. İktidar olarak ben seçildiğim zaman ben devletim. Yani seçilmiş olarak ben devletim. Şimdi bana kimse karışamaz. Karışmaması gerekir. Benim önümün açılması gerekir. Yani beni engelleyen, beni denetleyen bir hukuk olmaz. Beni denetleyen, engelleyen başka kurumlar olmaz. Yani bütün bu diğer kurumlar sadece halk için vardır. Yani beni denetleyemezsiniz. Ya yani benim adıma Anayasa Mahkemesi karar veremez, benim adıma İdare Mahkemesi karar veremez, benim adıma başka kurumlar karar veremez. Ben veririm. Çünkü ben milli irade halkını almış olduğum şey, milli iradeyi temsil ediyorum. Şimdi ben varım. Şimdi gerisi, yani medeni hukuk alanında ne evlenme, boşanma bilmem ne, hatta bazen şeye karşı eğer ben bir kamulaştırma yapmışsam, kamulaştırmadan zarar uğrayan kişiler bana dava açabilirler. Ama ben bir kamulaştırma yapıyorsam, bir yere baraj yapacaksam, bu kararı ben veririm, buna karşı çıkamazsınız. Bu tartışma şimdi uygula, tabii bu milli irade sisteminin altının doldurulması. Yani giderek despotik bir devletin, bana sorarsanız bu oyuna gelindiği takdirde faşizme giden bir şeysidir. Bu bir yoludur bu. Yolların, yani en önemli yollarından bir tanesidir. Bu oyuna gelindi. Şimdi burada kim söylediğim bu çok tutarlı. Gelen, yani başbakan kendi şeyinde tutarlı. Bakın buna karşı bir politika yok. Söylüyor. Ben seçilmişim diyor. Seçiliyorum. Yapıyorum. Halk bana destek veriyor. Şimdi ben bu programı uygulayacağım. Yani üçüncü köprüyü de yapacağım. Bilmem nereye ikinci İstanbul'u da yapacağım. Beşinci bilmem neyi de yapacağım. Şunları yapacağım. Bunları yapacağım. Bunlardan size ne? Siz niye karşı çıkıyorsunuz? Denetleyemezsin beni diyor. Bana denetleyemezsiniz. Denetlemeye kalktığınız zaman paralellik kurmuş olursunuz. Yani beni vesayet altına alırsınız. Hayır. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Yani bütün kamu hukukunu, yani hukuk devleti kavramını reddediyor. Siz gerçi yazılarınızda hukuktan istifa ettiğinizi söylüyorsunuz. Çünkü bu hukuk değil. Bu hukuk değil. Bu kanun oluyor. Yani evet. O anlamda istifa edeyim. Neyin şeysini yapıyor? Hukuk tartışmaları döneceğiz. Evet. Ben hemen yani onun için bu şeyinde başbakan başarılı oldu. Halk da bunun çok farkına muhalefet olmadığı için bitirebilmek için. Şimdi bunu söylediği zaman bu söyledikleri halkın günlük yaşamında kendi lehine olarak gözüküyor büyük bir çoğunluğun. Yani gerisi fazla ilgilendirmiyor. Siz istediğiniz kadar lafları atın. Yani antidemokratik bilmem ne falan. Halk karnını doğurmuyor. Doyurmuyor. Bu bakın hastane sorunu, sağlık sorunu büyük ölçüde kendisi açısından halledilmiş olarak görüyor. Büyük bir kolaylık olarak görüyor. Eğitim açısından kendisine özellikle köylerde falan kızlara spor alanları, üniversite bitirme alanları, imkanları açılmış gözüküyor. Yani bir sürü yardımlar falan. Yani günlük yaşamında etkisi var bunun. O karnını doyurdu. Yani kendisini günlük yaşamını değiştirmiş, etkilemiş. Şimdi siz ona diyorsunuz ki bunu cezalandır. Git kendi cezalandır der. Yani karşısındaki muhalefet ona oy verme, cezalandır, bana ver dersen ciddiyet yok yani bunu. Bunun üzerine politika kurarsanız yani halkın da söyleyeceği büyük bir tercih. Ben de cezalandır, git kendi cezalandır. Ya politika var benim. Cezalandırdığım zaman bütün bunlardan ben mahrum olacağım. Ama nereye gidiyoruz derseniz bence o milli, bunun altını doldururum daha sonra, o milli irade çok kötü bir despotizme götürüyor. Siz katılıyor musunuz Şebnem Hocam acaba bu değerlendirmeye? Yani milli irade meselesinin seçimlerden önce bir kütle olarak karşımıza konduğu ve giderek despotizme doğru gittiği, halkın da bu tartışmaların bir yerinde durmadığı, karnını doyurmaya baktığı tartışmasına katılır mısınız acaba? Karnını doyurmaya, pardon, yanlış olmasın. O kadar aşağılık karnını doyurmak değil. Yani günlük yaşamını değiştiren bir ortam yaratıldı. Evet, yaşamı etkilendi. Yani olumlu şekilde etkilendi, onu görüyor. Yoksa karnını doyurmak değil yani. Evet. Affedersin. Yok, rica ederim. Ne demek? Yani ben aslında bu milli irade kavramının zaten bu topraklarda devletin kuruluşunun temeli olduğunu düşünürüm eskiden beri. Hatta Osmanlı'dan beri. Yani böyle bir söylem değişik sözcüklerle olsa da her dönem ifade edilmiş. Yani sultanın iradesi de bir milli iradeymiş. Sonra Cumhuriyet'in kuruluş yıllarıyla beraber de aslında bir başka türlü ama gene otoriteryen bir yapıyı kurmuşlar. Herkes birbirinden el alarak bugüne kadar getirmiş. Maalesef bugün de AKP
o milli irade dediğimiz durumdan kendisine bir biçimde pay biçmiş durumda. Bence kaygı verici olan, yani bu otoriter yapının hani görünürlüğüyle ilgili sorun, toplumun bu görünürlükte yaşadığı bir takım kesintiler ve zaman zaman zemin kaymaları. Çünkü örneğin sol dedik. Hangi sol diye sormak isterim doğrusu ben. Çünkü birçok örgüt kendini sol diye tanımlıyor, solda tanımlıyor. Ama solda tanımlarken bir yandan da son derece ulusalcı, ötekileştirici, ayrımcı bir dil kullanarak bunu yapıyor. O zaman hani ona sol diyebilmek olanaklı değil. Hani solun genel terminolojik tanımı çerçevesinde düşündüğümüzde. Dolayısıyla zaten otoriter yapıya hani kendini solda tanımlayanların da önemli bir kısmı dahil olarak hani çok yatkın, kendi içlerinde, kendi örgütlenme modellerinde de böyle özgürleştirici bir tutum ve söylem geliştiremedikleri için bir farklılık, bir içtenlik sunamıyorlar topluma. Bir seçenek olamıyorlar. Çünkü bir otoriter karşı diğer otoriter. O bir otoriter şu anda işte kendi anlayışını da kullanarak, örneğin işte zekat mantığı, hani dini referanslar üzerinden zekat mantığıyla, evet kendi yiyor ama hani belli bir oranını da halkla paylaşıyor. Fena değil o zaman duygusu yaratıyor insanlarda. Hani zaten olması gereken de bu. Atasözümüz var bizim, bal tutan parmağını yalar diye. Hani bunu içselleştirmiş bir toplumda bence çok önemli. Hani bütün bunları içselleştirebilmiş bir toplumda hani hırsızlık ortaya çıktı örneğin değil mi? Çok ciddi rakamlar karşımıza geldi. Hani bizim tahayyülümüzün ötesinde. Peki ama, ne oldu da insanlar, halk yani bu bahsettiğiniz şeyler ortaya çıktı ve yüzünü hala ondan tarafa dönme ihtiyacı hissetti? Çünkü tam da söylediğim gibi bu dini referanslar üzerinden hani evet böyle bir pay var ama bu payın belli bir oranı da dini ölçüler çerçevesinde zekat olarak fukaraya dağıtılıyor. Hani tam da başından beri yani Osmanlı'dan gelen o güçlü otoriter devlet yapısı kendi hani tebaasını, vatandaş diyemeyeceğiz, tebaasını koruyan, kollayan ama bir yandan da yaramazlık yaptığında da gerek ölçüde cezasını veren, hani Gezi'de gaz bombaları altında bırakabilen, gençlerin gözünü çıkarabilen ya da onları öldürebilen ama devlet bu yapar. Hani bugün yapmadı bunu, geçmişte de yaptı. İşte 70'lerde yaptı, 60'larda yaptı, 40'larda yaptı, 30'larda yaptı, 20'lerde yaptı. Toplu imha hareketleri gerçekleştirdi. Hani bugünkü yeni bir söylem değil aslında. O yüzden insanlar çok da değiştirmekten yana değil, çünkü değiştirebilecek olana sahip değiller. Değiştirme şansına hiç bugüne kadar bir biçimde sahip olamamışlar. Nasıl hani, bir nasıl şey olurdu değişirdi? Mesela olanak? Nasıl bir olanaktan söz ediyorsunuz bu dönem için örneğin? Gerçekten özgürleştirici bir takım söylemler gerekiyor. Örneğin ben hani Kürt hareketini bu anlamda önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü Türkiye'de farklı bir politika yapma biçimini bize adım adım gösterdi Kürtler mücadeleleri sırasında. Örneğin kadınların hani görünür hale gelmesi, örneğin eş başkanlık sistemiyle yönetimlerin kadın erkek birlikte yürütülmesi, yönetime halkların katılması, demokratik özellik kavramının tartışmaya açılması, sonrasında hani HDP'nin benzer bir çizgiyle hani bunu batıya taşımaya çabalaması ama çok kolay değil. Örneğin sosyal medyada şöyle bir ifade kullanılıyordu. Fabrika ayarlarına döndü diye Erdoğan. Aslında fabrika ayarlarını biz hiç değiştiremedik. Değiştirme olanağımız olmadı. Yani yeni programlar yükleyemedik ki zaten cihazımıza bir fabrika ayarlarını değiştirebilelim. Çünkü yeni programlar konusundaki ufkumuzun ben zayıf olduğunu düşünüyorum yani toplum olarak. Hani çünkü otoriter bir yapının bizi eğdiği, büktüğü ve bir yaşam biçimi tanımladığı koşullarda yaşıyoruz.
hani ona tümden karşı çıkan, onu tümden değiştirmeye yönelik adımlar çok kolay değil. Hani Gezi önemli bir harekettir. Hani bir değiştirme çabasıdır. Ama Gezi'nin içinde de kendisi aslında kendi eğitim sonucu aldığı, eğildiği, büküldüğü noktada bir takım tıkanmalar yaşamıştır. Oysa hani bir paylaşımcılık değil mi? Birlikte yaşama, paylaşma, ayrım yapmadan herkesin bir arada yan yana durabildiği koşullarla yürüdü. Ama hani bugün geldiği noktada örneğin görüyoruz ki gene hani çok kolay o aldıkları asıl kültürü yansıtabilecek tutumları aldılar. Bu noktada mesela Yücel Hoca'nın hani milli irade söyleminin ortaya koyduğu tablodan insanların kendini oraya ait hissetme, o söylenene ait hissetme meselesinin bir payı yok mu acaba? Yani hem size hem size soruyorum. Öncelikle size, yani Şebnem Hoca'nın tarif ettiği durum hani memleketin toplam tarihinin bugün geldiği somut durum. Ama ben çok özetle şunu söylemek istiyorum. Böyle basitleştirerek işi. Şimdi milli irade sözcüğü şeye atılacak, yabana atılacak bir şey değil. İçeriği itibariyle atılacak. Aslında şey bir laf. Yani içeriği olmayan bir laf. Ama içerik doldurmaya başladığı zaman faşizmin sözcüğüdür ve ister istemez oraya götürür. Şimdi fark ne? Şimdi bakın, bizim özellikle 80'den sonrasına doğru, Cumhuriyet'e kadar falan da inmeden aslında insek oraları daha beter de. Şimdi 80'den itibaren olan yerde bir devlet var. Hep bunu tartışıyorduk. Devlet yapısı bu tartışılıyor. Bir de hükümet var. Ya paralel yapı kurulmuş, düşünülmüş zaten. Devlet var. Şimdi devlet seçilmemişlerden oluşuyor. Yani işte Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, yargı, özellikle de TSK'nın hakim olduğu Milli Güvenlik Kurulu filan. Devlet organları. Şimdi karar mekanizmaları esas burada alınıyor. Devletin politikaları burada alınıyor. Hükümet seçilenlerden oluyor. Şimdi seçilenlerden onlara denmiş ki, yani anayasanın o paralel devlet mantığı orada. Sen devleti çizmiş olduğu politikalar ve programlar içinde kalarak hareket edeceksin. Onun dışına çıkamazsın. Aksi takdirde işte Anayasa Mahkemesi çıkarttığı kanunları iptal eder. Danıştay, yüksek yargı aldığı kararları durdurur ya da ortadan kaldırır vesaire. Yani seçilmemişlerin devlet organı var. Ha şimdi o millet egemenliği o. Onu meşru etti. Kaynağı da milleti kendisidir diyor. Şimdi Ecevit şey çıkarken, buna karşı çıkarken aslında bu sisteme karşı çıkıyor. Devlet beni denetleyemez diyor. Beni de, ben devleti reddediyorum diyor. Devlet aslında benim diyor. Seçilmiş olarak devleti temsil eden benim. Beni kim seçmişse, çoğunluk verdiği anda o milli iradedir. Yani milli irade tercih benim politikalarımı şey etmez. O zaman ben politikalarımın karşısında beni durduran, beni denetleyen bir güç olmaz. Kurum tanımam. Anayasa Mahkemesi biliyorsun. Anayasa Mahkemesi benim kanunlarımı iptal edemez. Anayasa Mahkemesi şu verdiği kararı iptal edemez. Ederse yola getirir. Çünkü Anayasa Mahkemesi normal olarak insan haklar açısından anayasa aykırılığı halkın kendi ilişkileri açısından değerlendirir. En fazla da benle olan ilişkisi bakımından değerlendirir. Ama benim devlet olarak, hükümet olarak, kişi de ben devletim diyor vesayeti kaldırdığım zaman kararlarımı hiçbir şekilde ortadan kaldıramaz. Şimdi değişen durum bu. Bu vahim bir şey. Burada hukuk devleti bitmiştir. Hukuk devleti biter. Şimdi onun için bu milli irade lafını kullandığınız ölçüde bunu güçlendirirsiniz. Ama şimdi halk açısından... Bildiğiniz tablo açısından şöyle bir durum yok. Mesela bu memleket Ergenekon balyoz davaları geçirdi. İşte ordunun vesayetinin ortadan kaldırılması için bir tartışma yürüdü. Evet. Anayasa değişikliği tartışması evet. yapıldı. Yani çizdiğiniz tablo çok demokratik bir şeymiş gibi görünüyor. Yani devletin... Hayır. Hani hayır. bir bölümü seçilmişlerin üzerinde vesayet ortaya koymasın. Hayır, ben devletim. Hayır, şimdi bakın vesayet hep şeyleri başka yerde. Şimdi vesayet, ya esas vesayet devletin kendi yapılanmasıdır. Kendi yapılanması yani halkın siyasi olarak toplumsal bir örgütlenmedir. Yani bireylerin örgütlenmesi daha yüksek örgütlenme şeysidir. Şimdi bu kurumsal olarak bir vesayet yansıtır ama halk üzerinde kurulan bir vesayettir. Şimdi kendi içinde de vesayet olur yönetim bakımından. Yani seçilmişlerin, seçilmemişlerin, atanmışların, seçilmişler üzerinde bir vesayeti olabilir. Olduğu gibi vesaire olabilir ama aslında da devletin yapısı ve işleyişi halk üzerinde kurulan bir vesayettir. Şimdi halk üzerinde kurulan vesayet değişmedi. Özünden o kaldırılmadı. Ve kim kimin vesayetinden kurtulacak şeysi yapıldı. Şimdi tabii ki o
atanmışların, seçilmişler üzerindeki baskısını kalkması demokratik bir supaptır. Demokrasinin kendisi değildir. Bizatihi kendisi değildir. Bir supaptır. Ama devletin yapılanması bizim anayasal sisteminde değişmemiştir. O yapı değişmedi. Yani halk üzerindeki vesayet kaldırılmamıştır. Şimdi göz ardı edilmemesi gereken bu. Ve muhalefet de burada karşı çıkarken o sistemi savunuyor. Halk üzerindeki vesayet sistemini savunuyor. Bunu savunmanın farkında değil. Ve halk da bunu görüyor. Halk o kadar yani halkın şeyi görmüyor. Görüyor. Kendisi üzerinde vesayet olduğunu görüyor. Ama öbürünün o vesayeti değiştirdiği karısına kapılabiliyor. Çünkü o anda bir yararı var, çıkarı var. Şimdi bunların detayına girebiliriz ama ben söylerken bunu söylüyorum. Bir şey değişmiş değil ya, tersine daha gidiyor. Bu söylediklerinizi somuta indirgemek açısından bugün Başbakan Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında söylediği şeyin ben altını çizmek istiyorum. Şimdi diyor ki yasa başkadır, hukuk başkadır. Hakla hukukla yasayı birbirine karıştırmayalım. Biz burada Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına ilişkin söylüyor. Biz burada bu yasaya sadece uyuyoruz ama hukuk tecelli etmemiştir, hak tecelli etmemiştir. Ve biz bu karara uyduk ama saygı duymak zorunda değiliz. Şimdi biz son dönemlerde özellikle Gezi sürecinden beri hak, hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük tartışmalarını çok yapar bir memleket haline geldik. Siyaset yapıyor herkes bu kavramlarla beraber. Siz diyorsunuz ki ama bu kavramlarla konuşmak bu kavramların gereğini yerine getirmek anlamına gelmiyor. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bakın söylediği çok doğru. Kanun başka şey, hukuk başka bir şey. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi kararını eleştirirken söylüyor. Ama burada benim iddiam ben hukuktan istifa ediyorum derken söylediğim oydu. Türkiye aslında kanunla idare edilme yönünde gidiliyor. Çünkü çıkartılan kanun öyle çıkartılıyor. Yani hukuk dediğiniz zaman o bir sistemi şeyden. Bir kuruluş şeysi vardır, temel ilkeleri vardır. Onlara uyulur kanunlar. O çerçeve içinde çıkartılır. Şimdi bu hukukta hiçbir kavram, hiçbir temel yok. Yani hukukun olması gereken temelleri son bir senedir, özellikle son birkaç aydır hiç yok, sıfır. Sıfır. Yani o şimdi kanun çıkartıyorsunuz, çıkartılıyor. Ne olacak? Hakimler, savcılar, yüksek kuruluyla kanun çıkartıyorsunuz. Bilişim suçları için bir kanun çıkartıyorsunuz. Kanun o, hukuk değil. Hukukun hiçbir temel prensibi oralarda yok. Şimdi o kanun. Şimdi o milli irade bunu söyledi de bu milli irade bunu istiyor diyor. Şimdi aslında orada hukuk yok derken hukuk dediği kanun benim hukukum. Kanun ben çıkartırsam kanun hukuktur. O benim çıkarttığım kanunu eğer bir devlet şeysi kurumu bir organı Anayasa Mahkemesi kalkıp böyle benim bir uygulamamı engelliyorsa böyle bir şey o hukuk falan değildir diyor. Çünkü benim anlayışıma aykırı hukuk öyle olmaz diyor. Hukuk benim irademi meşrulaştıran bir kurallar bütünüdür diyor. Kaldıramazsın beni diyor. Söylediği o. Yani hukuk anlayışı vahim. Yani bütün vahim. Sistemi kendi işine gelir bir biçimde yani yeniden dizayn etti. Sistematik olarak öyle söylüyor. Sistematik bak o devlet biçimi olarak söylüyor. Bunu iyi anla bak. Bunu iyi görmek lazım. Yani başbakanın yeni bir devlet biçimi öneriyor. Ve bunun üzerine gidiyor. Devlet biçimi öneriyor. Anayasadaki sistemi yerine başka bir şey öneriyor. Öyle bir devlet biçimi kuracaksınız ki başkanlık ya da yarı başkanlık buna bağlı olarak zaten geliyor. Öyle bir devlet biçimi işliyor ki ta çok gerilere giderek yani bir iktidar gücü olarak ben seçilmişsem eğer milli irade dediği bu tercih edilmişsem artık benim iktidar gücü olarak kamusal alanda yaptığım işlemlere durduramazsın. Bunun karşısında olabilecek bir devlet organı olmaz diyor. O hukuk olmaz diyor. Şimdi bu anlattıklarınızla beraber görüyor. O devlet biçimindeki hukuk anlayışı başka. O hukuk devleti değil. Şimdi ama halkın bunun farkında olduğu bir nokta var. O da şu mesela herkes bir adalet kaybından söz ediyor. Yani adalet kaybı adalet yani soyut bir kavram. Adaleti tanımlayamazsınız. Yok öyle bir şey. Yani adalete şöyle giderseniz adalete erişeceğiniz varsayılır. Yani o adalet diye. Şimdi o temellerde siz bir eşit. Siz ne dersiniz? Şimdi çok uzun yıllar insan hakları alanında mücadele ettiniz ve yani herhalde memleketin yalnızca doğusunda, Kürt bölgesinde değil, batısında da hani hakkın, hukukun, adaletin bu kadar gündem olduğu ve işte yargıya bu kadar güvenin azaldığı bir başka dönem herhalde olmamıştır. Bilmiyorum, bu benim çıkarımım ama hani bu konuların bu kadar konuşuluyor olması toplumsal açıdan neyi gösterir hocam sizce? Yani toplumun farkına varmasında bir gecikme olduğunu düşünüyorum ben sadece. Çünkü gerçekten
hani çok da değişmediğine ben katılmıyorum örneğin. Yani devletin halk tarafından sahiplenildiği ve devlet organlarının halkın denetiminde olduğu bir devlet yapısına Türkiye hiçbir zaman sahip olmadı. Böyle bir şey söylemedim. Yani o halk yüzden... Halk sahibi demedim ben yani seçim. Maalesef halk. Yani hayır hani devlet denetleyecek ya hükümeti. Aslında hani bu da çok riskli bir durum. Çünkü o devlet dediğimiz maalesef halkın sesini yansıtan bir organizma değil. Ya aslında bütün burjuva devlet yapılanmalarında olduğu gibi sonuçta bir erk halkın da üzerinde. Siz de dediniz onu hani halkın üzerinde bir vesayeti var ama hükümetin üzerinde de vardı. Şimdi hükümetin üzerindeki vesayeti kaldırıyor AKP hani böyle bir değişiklik yapıyor. Ama halkın üzerindeki vesayet aynen devam ediyor. Devam ediyor. Devletin üzerindeki. Tabii halk bu vesayeti zaten çok fark etmediği ya da fark etse bile çok itirazı olmadığı hani otoriteryen yapıya zaten biat etmiş olduğu için hani çok fark etmiyor ya hükümet ya devlet. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi uluslararası alanda tartışırken biz hep Türkiye'nin yapılanmasını anlatmakta zorlanırız. Hani insan hakları ihlallerinde neden cezasızlık olur örneğin. Yani hep oldum olası bir yargılama yaşanamaz. Devlet memurları bir türlü yargı önüne getirilmez. Hani bugün de getirilemiyor, geçmişte de getirilmezdi. Ama niye getirilmez? Biz anlatırken hani bir de devlet vardır Türkiye'de. Hani devlet farklı bir yapıdır. Hükümet dahi hani devlete uymak durumundadır derdik ve onlar aslında burjuva devlet yapılanmasında hükümet devlettir aynı zamanda eşittir birbiriyle birlikte hareket eder. Ama bizde öyle değildir. Mesela bizim hükümetlerimizin belli bakanlıkları vardır. Onlar devlet bakanlıklarıdır aslında. Hani Adalet Bakanlığı da bunlardan biri. Hani orada kim olduğu önemli değildir. Yani hükümet değişse bile isimler aynı kalır. Bakın hani bir takım bakanlara sürekli hani DSP döneminde de orada bakandır. Sonra gelir işte AKP döneminde de orada bakandır. Hani bu kişiler aslında devleti temsil etmektedirler. Farklı bir vesayet alanını temsil etmektedirler. Örneğin şöyle bir durum da gerçekleşmiştir. Bu ülkenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hani şu oranda oy alamazsa mecliste bir kişi şunu yapamaz diyebilmiştir. Hani bu parlamento halkın oylarıyla seçilmiş eğer böyle bir demokratik sistem olduğu iddia ediliyorsa parlamentonun karar vermesi gereken bir noktaya hani devlet sizin dediğiniz devlet müdahale etmiştir. Ama şimdi, AKP'nin en büyük iddiası bunu değiştirdiğine ilişkin bir iddia ya. Yani işte bu sizin de hani müdahil olduğunuz Ergenekon davaları, Balyoz davaları, anayasa değişiklikleri tam da bu söylediğiniz eksen üzerinden. Şimdi tam onu örtüştürmeyi hedeflemektedir. Evet. Doğru AKP, evet. Tamamen hakim olmaya çalışmaktadır. Buradaki tabii en büyük risklerden birisi tam da faşizme. Hani açık faşizme doğru geçiş sürecidir. Çünkü bu kez her şeye hakim olan tek bir otoriteden söz etmek durumunda kalacağız. Hani böyle bir noktaya geliyoruz. Bu önümüzdeki 5 hani şekilde... yılı somut olarak mesela bu anlattıklarınızla nasıl şey yapabiliriz? Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, önümüzde yeni bir genel seçimler olacak. Hem toplum açısından hem anlattığınız hani bu çerçevede hükümetin atacağı adımlar açısından bir 5 yıllık tablo nasıl görünüyor gözünüze? Onlar otoriter yapılarını daha da güçlendirecek adımlar atmaya çalışacaklar. Bu değişmez. Yani yapıları gereği. Hedeflerine baktığımızda ve hani buna karşı çok da etkili bir muhalefet olmayacağını düşünüyorlar. Çünkü gerçekten ben katılıyorum Yücel abi size onda. Muhalefet de başka bir vesayet sistemini öngörüyor maalesef. Hani o devletin eski tip vesayet sistemini öngörüyor. Muhalefetten dolayısıyla, kastınız CHP ve MHP mi oluyor burada acaba? Evet. Yani 40 katır mı 40 satır mı arasında toplumu hani bir biçimde boyun eğmeye zorlayan bir sistemden söz etmekteler. Sonuç olarak o nedenle toplumun da hani daha
farklı seçenekler konusunda bir olanağa sahip olmaması söz konusu. En sıkıntılı olan budur. Yoksa hani tabii ki otoriteryen sistemler öngörebilirler. Tabii ki sistemi ona göre değiştirmeye yönelik adımlar atabilirler. Burjuva devletinin işte seçilmişleri de görev yapanları da hani atanmış olarak görev yapanları da böyle bir talepte bulunacaklardır. Burada önemli olan halkların denetim mekanizmasını ele geçirebilme becerisidir. Bu kamplaşmayla bu mümkün mü diye ben hemen İşte söyleyeyim. Ne yazık ki en büyük sıkıntılarımızdan biri o. Biri hani bu otoriteryen sistemin içinde yetişmiş insanlardan söz ediyoruz. Ve onların üstelik de ayrıştığı bir ortamda böyle bir boyun eğme davranışından söz ediyoruz. Herkes kendi iktidarına boyun eğmiş durumda. Bir de hukuk hani diyoruz hukuktan da medet umma konusunda kaygılarım var doğrusu benim. Her zaman olmuştur. Hani hukuk bir üst yapı kurumu. Ve altyapı neyse üst yapı da ona uygun şekillenecek. Neyden medet umacağız peki mesela bütün bu tartışmalar arasında? Dediğim gibi burada sonuç olarak gerçekten etkili ve işten olduğuna inanılan politik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Ve aslında söz sahibi olanın halkların her birinin birey biricik olarak bir araya geldiği ve denetim mekanizmalarını işlettiği bir sistem çok önemli. O yüzden hani demokratik özerklik kavramı çok önemlidir. Yerellerden başlayan, yerellerin çok sesliliği oluşturabildiği bir ortam hazırlamak gerekiyor. Ayrıca bu hani bu kadar bölünmeyi de bir anlamda ortadan kaldıracak bir sistemdir. Çünkü herkese ne kadar farklı düşünürse düşünsün, söyleyebileceği sözü söyleme olanağı yaratan, herkesin birbirini dinleme davranışı gösterdiği bir ortam yaratılabilirse eğer, aslında bu farklılıklar da zaman içinde hani tabii gene farklı olacaktır. Herkes biricik. Ama ortak bir davranışa doğru evrilebilir. Yani en azından kendilerine yönelik hala umudumuz var diyorsun. Değişimleri denetleme ve kendi talepleri doğrultusunda değiştirebilme becerisi gösterirler. Ama Yücel Hocam siz çok denetlenemez ve gücü kontrol edilemez bir tablo çizdiniz önümüze. Yani hani ben seçildiğimde bana kimse karışamazdır mı? Bu durum tespiti korkutucu bir durum. Böyle bir devlet tespiti. Yapısı kurmaya yönelmiş. Bu görülüp kapanıp buna karşı... mücadele yolları açılmazsa kaybederiz. Nasıl olacak? Peki şimdi bakın, sizin öngörünüzde. Nasıl olacağını ama nasıl olmaması gerektiğini biliyorum. Yani var olan sistemi, eski sistemi buna karşı savunmaya kalkarsak eğer aynı şeymiş gibi asla başarıya ulaşamayız. Çünkü bakın o halk onun somut olarak kendi üzerinde bir vesayet olduğunu biliyor, görüyor, görmüş, denemiş. Yani Cumhuriyet'ten bu yana en azından görmüş, onu denemiş. Böyle bir şeye katiyen şey vermez. Ya prim vermez. Şimdi öbürü denemediği bir şey. Ama sonuçları itibariyle kendi yaşamında değişiklik getiren bir uygulama. Onun nereye gideceğini, politik şeylerini biz böyle eski sistemi, var olan sisteme savunmuşsak eğer bizi hiç dinlemeyecektir. Öbürünü de alternatif olarak bunu gördüğü için öbürü daha doğru bulacaktır. Çünkü yaşamını değiştiriyor. Şimdi doğru görerek doğru tespit ediyor. Ben kontrol edilemez bir şey demiyorum. Şimdi bakın bir sürü açmaz var. Bir sürü açmazı var AK Parti'nin de kendi önünde. Yani şimdi birincisi bu halle giderse giderek otoriterleşmek zorunda ama o zaman yönetebilme yeteneğinden epey şey kaybedecektir. Yönetemez hale gelir. Kendi iç çelişkileri var, başka çelişkiler var, yurt dışında ilgili çelişkiler var, Kürt sorunu var, milliyetçilikle ilgili çelişmeler var. Bunların hepsini birden çözebilecek bu otoriterleşme, bu gidişatta bir sihirli bir değneği yok. Başa çıkamaz, yönetemez yani. O yönetemezlik aşamasında şimdi şu anda iki şeysi var. Birincisi zayıf bir ihtimal, olacağını sanmıyorum ama hala demokratik bir devlet biçimini kurgulayarak kendi başkanlık sistemini ön koyabilir. Ve burada da Kürt hareketinin ciddi bir desteğini alır. Hatta demokratik kesimin de desteğini alabilir. Hala bu umudu var. Ama bunu yapar mı? Şimdi bana sorarsanız
Ben bunu siyasi olarak söylüyorum. Böyle bir konjonktür olarak böyle bir umut var. Ama AK Parti yapar mı? Başbakan yapar mı? Yapmaz diyorum. Yapmayacağını düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Başka yapmayacağını. İkinci alternatif ise daha koyu uygulamalara giderek işte bu söylediği hukuk başka şey, hukuk kanun başka şey dediği zaman o Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar hukuk olarak kanun olarak gördüğü için kendisi hukuku teslim edebilmek için Anayasa Mahkemesi'ni devre dışı bırakacaktır. Sadece vatandaşın günlük yaşamındaki işte evlenme, gayrimenkul edinme gibi kanunlarda anayasaya aykırılık var mı yok mu onu denetleyecektir. Kendi işlemlerinde ya da kendi şeysinde de çıkarttığı kanunlarda falan değil. Yani kamuyla ilgili bir kanun çıkarttığı zaman bunu denetlettirmeyecek. Şimdi zaten anayasa değişikliklerinde falan neyse bunlara girmeyeyim şimdi bir hukukçu olarak ayrıntılarına onun için ben istifadeyim de. Bu söylediğiniz şey acaba genel seçimlerde mi oylanacak? Yani genel tabii seçimlerde işte, ne çıkarsa yoldan birini mi tercih edecek? Şu anda inisiyatif Kürt hareketinde. Şu anda Türkiye'nin kaderi yani AK Parti de belirleyecek olan, Cumhurbaşkanı da belirleyecek olan Kürt hareketinde de inisiyatif ne yapacağını bilemiyorsunuz. Sizin öngörünüz onu ne yapalım? Ben öngöremiyorum, bilmiyorum. Ben öngörsem zaten uzman diye çıkarım kendim başbakan olurum da. Bilmiyorum yani ne? Ama inisiyatif orada. Şimdi bak bu mahalli seçimler o kadar şey değildi, önemli değildi. Ama bundan sonrasının yapılıp yapılmaması, çünkü Kürt Tarık söylüyor, demokratik özellik uygulamalarını ilan ediyor. O uygulamalara başlayacağım diyor. Şimdi hangi uygulamaları yapacak bilmiyoruz. Mesela siz biliyor musunuz, sen biliyor musun? Bilmiyoruz. Şimdi onun içinde bir sürü uygulama var. Sadece ne? Şehirlerin isimlerini değiştirmek, köylerin eski isimlerini vermek, işte yaba şey dillerini orada başka dilleri de kullanmak, Kürtçe olmak üzere işte Süryanice vesaire dillerle de kamu işlerini yapmaktan vergiden pay vermemek, tam tersine benim ülkemde çıkan, benim topraklarımda çıkan şey petrolden bana hisse ver demeye kadar bunun uygulamaları var. Şimdi neyi yapacağını bilmiyoruz. Ne kadarında uzlaşılacak ya da anlaşılacak bilmiyoruz. Hı hı. Şimdi bu hareket bunun karşısında kanun çıkartabilecek mi? Meşruiyet zemini hazırlayabilecek mi? Yoksa şimdiye kadar yaptığı gibi iktidar pratik olarak fiili uygulamayla peki yapın. Yani karışmayacak mı oraya? Ama her zaman müdahale edebilme imkanı varken. Ya belirleyici olan şey çatışmalar başlayacak mı başlamayacak mı? Hangi şeyde başlar hangisinde başlayamaz? Bunları ben öngöremem. Öngörebilmemiz mümkün değil. Bu da şey ister yani. Peki bu zaman söylediğinizden şöyle bir sonuç çıkartabilir miyiz? Yani bundan sonraki süreçte müzakere sürecinin nasıl ilerleyeceği AKP açısından sizin bahsettiğiniz biçimde bir yapı kurma isteğiyle de alakalı. Yani eğer bunu istiyorsa müzakere süreci şöyle ya da işte böyle. Hepsi birbirine bağlı. Oraya götürecektir. Yani buralarda o inisiyatif, ben söylüyorum inisiyatif Kürt hareketinde. Şimdi Kürt hareketine bağlı olarak burada ya bir uzlaşma noktu bulup demokratikleşmeyi adımları atmak zorunda kalabilir başka bir şekilde. Ya da daha otoriterleşme olabilir. O zaman bunun sistemini daha otoriter bir sistem, yani daha otoriter sistem derken yani despotizmin daha otoriteri başka bir yani daha koyu bir despotizmi getirecek. Yani artık burada devlet değil seçilmiş olan adam milli irade olarak yapıyor. Yani %43 rakamlarsak %43 öbürü üzerinde tam bir vesayet kurmuş olacak. Vesayet lafından anlatırsak. Halbuki bu kalkın tamamı üzerinde kurulmuş bir vesayet sistemi. Siz katılıyor musunuz Şebnem Hocam acaba? Hani şu noktadan sonra AKP'nin nasıl bir hani yönetme mantığına sahip olacağı Kürt hareketinin inisiyatifinde şeyine, tespitine? Şimdi bir kere Kürt hareketinin çok önemli bir yerde durduğunu ve Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini düşünüyorum ben. Aslında bu 30 yıldır çok daha etkili bir biçimde yürüttükleri mücadelenin bir kazanımı belki de. O nedenle hani Türkiye'nin politikalarını belirleme olanağına sahipler. AKP'nin şu anda tek denetleyicisi konumunda aslında bir yandan bakacak olursak belki onlar olabilir. Hani, ha, inisiyatif orada evet. Evet. Şey edebilir. O yüzden ben de katılıyorum gerçekten. Ama hani nasıl izleyeceğini, bir yol izleyeceğini söylemek çok kolay değil. Hani Kürt hareketinin de burada çünkü doğal olarak hani bir bütün olarak mücadelede kendi mücadelelerini nereye koyacakları, nasıl değerlendirecekleri ve hangi adımları atacaklarını bilme olanağına ben de bir politikacı değilim, sahip değilim. Ama hani en azından bu topraklarda yaşayan bütün halkların daha iyi bir gelecek
kurabilmesi için umarım olumlu adımlar atılır. Hani en azından o denetim mekanizmalarını işletirler ve AKP'nin hani otoriteryen tutumunu geriletecek bir yaklaşım sergilenebilir. Ama çok kolay değil tabii ki. AKP'nin hakikaten çünkü daha despotik olma dışında fazla da bir seçeneği yok. Kaygı duydukça, çekinceleri oldukça, korktukça aslında gelecekten daha otoriter olacak. Daha çok bütün yetkileri kendisinde toplama çabası içinde olacak. Bütün otoriteryen sistemler gibi. O yüzden de çok zor bir dönem bekliyor bizi sanırım. Yani Türkiye için. Şimdi bir de biliyorsunuz son dönemde özellikle hükümetin Suriye politikasındaki açmazları dolayısıyla uluslararası güçlerin Türkiye'yi, daha doğrusu AKP hükümetini koyduğu yerde çok tartışılır oldu. Gözden çıkardı çıkarmadı tartışması. İşte en son Simon Hersh'in işte bu Suriye'de kimyasal saldırıda Türkiye'nin parmağı olduğuna ilişkin yaptığı açıklamadan sonra hemen böyle bir koşuşturma ve yalanlama şeyi yapıldı. Ama örneğin Amerika'nın da bir biçimiyle yani kendi çıkarlarını korumak için AKP'yi şöyle bir yamacında şimdilik tuttuğuna ilişkin bir tartışma da yürüyor. Bu uluslararası politika açısından peki bu söyledikleriniz nereye oturur? Var mı böyle bir fikriniz buna ilişkin? Şimdi şöyle, yani iç politikayı değerlendirme konusunda bile ben hani bir sıradan vatandaş olarak ancak görüm yapam. Uluslararası politika ile bambaşka bir şey. Ben bir zavallı hekimim yani. Ama hani ben hani sonuçta hep kendimi bütün dünyadan sorumlu sayan, Atlas sendromuna sahip, dünyayı sırtında taşıdığını zanneden zavallı hekimlerden biri olduğum için hani ben dünyanın hep iyiye doğru değişeceğini de düşünüyorum bir yandan. Ve uluslararası alanın da sonuçta birbiriyle doğrudan etkileşimde olduğunu ve kendi gelişimlerinin önünde engel olacak hiçbir hareketi de onaylamayacağını. Dolayısıyla eğer AKP burada Türkiye'nin ve dolayısıyla uluslararası politikanın gelişiminde engel olacak bir noktada ise AKP'nin kolaylıkla gözden çıkarılabileceğini düşünüyorum. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hani hakim olması nedeniyle de değil. Ya da bu bir emperyalistik sistemde değil. Aslında o kadar bir ciddi birbiriyle iletişim içinde, etkileşim içinde ki bütün dünya. Bir yerde olanlar bütün dünyayı bir anda etkiliyor. Türkiye eğer Suriye'de kimyasal silah kullanmış ise Suriye'nin sistemi bir anda bütün dünyada bambaşka bir etkileşimle karşımıza çıkacak. O yüzden buna izin vermeyecekler, verilmeyecektir. Aslında tabii bizim hani halklar olarak nedir bunda kazanımız? Bence ona bakmak gerekiyor. Yani asıl önemli olan bence halkların burada hangi noktada durduğu, halkların insandan yana tutum alması dışında başka bir seçeneği yok. Çünkü sonuçta bu politikaları belirleyenler devletler. Hani ama o devletlere bunu dayatabilecek ve onların politikalarında etkili olabilecek halkların birlikte davranması ve dayanışma göstermesidir. Mesele bunun nasıl örgütlenince oluyor doğal evet, olarak. Evet, çünkü Rojava'da yaşananları eğer görmeyip de işte başka bir şehirde yaşananları görürsek, Roboski'deki katliamı görmeyip de başka bir şehirde yaşananları görürsek, hani insandan yana bir tutum alma olanağımız yok. Çifte standartları ortadan kaldıracak mekanizmalar geliştirmek zorundayız ki biz de onların etkileşimini, yani devletlerin etkileşiminde asıl önemli olan insan olduğunu onları anımsatalım. Evet. Sizin var mı hocam buna ilişkin bir? Ya ben de uluslararası alanda böyle bir tahlil yapıp bir şeyler söyleyebilecek çapta ve bilgide kendimi şey etmiyorum, görmüyorum, bir şey etmiyorum ama vaktimiz var mı, bitti mi? Biraz kısacık bir vaktimiz var, buyurun. Yani ben şu milli irade falan ona bir şeyi yani özellikle bizi izleyenler de evrensel okuyan kişiler olduğu için orada yazdıklarımı da biraz daha açıklayabilmek. Son ben bir iki yazıp milli olmak isteyen yasak üzerindeydi. Aslında milli irade lafıyla milli yasak beraberinde getiriyor. Ve
taraf da bugünkü pazar şeysinde yasak milli oldu diye, yasak gibi bir yazımı okumuş. Onu başlığı almış, milli, yasak milli oldu diye başlık atmıştı bile. Şimdi bakın, önümüzdeki günler açısından başbakanın mantığı, ki başbakanın her dediğini de Adalet Bakanı zart diye ertesi gün kanun haline getirebiliyor. Bakın şu, kullanılan sözcükler insanın bakış açısını yansıtır. Çünkü uygulamalar da öyle gidiyor. Yarılmadık şimdiye kadar. Mesela bu gezi olaylarından başlayarak bu gazla ilgili olarak gaz sıkması, polisin gaz şey etmesi. Haktır diyor. Polisin hakkıdır diyor. Şimdi bakın hukuk, hak, kanun. Şimdi polisidir, hakkıdır dediğiniz zaman o hakkıdır dendiği anda bir hak kavramı var demektir. Şimdi polisin gaz sıkma diye bir hakkı olmaz. Belirli anlarda gaz sıkma yetkisi olur. Ama bunu hak olarak, polisin hakkı olarak gördüğünüz zaman hukuk bitmiştir. Başka bir hukuk. O temelde bir hukuk kurulur. Şimdi bunu dediğiniz zaman elbette ki mahkemelerin, bazı mahkemelerin uygulamaları doğru olur. Çünkü siz eğer gaz maskesi almışsanız, mendil almışsanız, göz bilmem nesini silmek üzere şey almışsanız, polisin hakkını kullanmasını engellemek üzere sokağa çıkmışsınız demektir. Cezalandırırsınız. Şimdi o zaman yer değiştiriyor. Yani klasik şeyle bakamazsınız. Başka bir şeyler söylüyorlar yani. Hak kavramını başka türlü öngörüyor. Şimdi o zaman hukuk budur diyor. Polisin olması gereken hakkı, yani polisi hukukun, hakkın öznesi haline getiriyor. Oradaki vatandaş ise bir konu haline geliyor. Şimdi hukuk sisteminden bahsediyoruz. Hukuk sistemi baktığınız zaman böyle oluyoruz biz. Ve o zaman hakikaten gaz maskesi taktın mı polisin temel hakkını kullanmasına karşı çıkmak üzere. Amacın o. Nitekim taksim dayanışmasının üzerine... esas olarak bunu kullanıyor. Evet, yargı da bunun üzerine kuruluyor. Yargı bunun üzerine kurgulanıyor. Onun için vahim bir değişikliğe gidiyoruz. Yani devlet değişikliği yapılıyor. Devletin şeysi, yapısı var olandan daha geriye, daha kötüye götürülüyor. Yani gidişatımız o gidiş eğer bu engellenmezse. Yani nasıl bundan, engelleneceğine ilişkin var bakın, mı bir öncelik? Yasakla, yasak millileştiği anda, yani ona bir cisim vereceksiniz. Polise verdiğiniz zaman yasağı kullanılmasını polis canlandırıyorsunuz onu. Ama onu bir, yani bir sanal bir varlık, canlı varlık atfediyorsunuz sanal olarak. Hukukun öznesi haline getirdiğiniz zaman. Sanal bir varlık atfediyorsunuz. Tıpkı bir tüzel kişilik gibi, bir şirket gibi bir sanal varlık atfediyorsunuz, veriyorsunuz. Şimdi nerede vereceksiniz? Yasağın kendisine verilemeyeceği için benim yazılarımda söylediğim bu milli iradeyle birleşir, iç içe girer ama bir insanın, bir bireyin, bir yaşayan bir bireyin kendi yapısında, kafasında, vücudunda hareketlerinde aykırı olur. Bu da milli şeftir. Yani şimdi, evet, bu gidişte Erdoğan evet. Yani. Onu bilmem, onu öyle bir şey söylemiyorum ama bu ideolojik olarak bu budur. Yani milli şey, onun için özellikle halk partileri falan sol zaten fazla kullanmazlar yani gerçek sol. Ama halk partileri bu milli irade lafını şiddetle karşı çıkmaları lazım. Altını arayıp bakmaları lazım. Çünkü ideolojik bir şey yani dil sürçmesi değil. Millet egemenliği başka bir şey. O bir meşruiyet, orada ben karşıyım da ama o bir sosyolojik olarak bir meşruiyet kaynağı olarak varsayımsal olarak giriliyor. 18. yüzyıldan bu yana meşruiyet bugün bitse bile tükenmiş olsa bile bir meşruiyet kaynağı. Ama milli irade hiçbir şey meşruiyet kaynağı değil. Peki son bir şey söyleyebilir miyim? Uydurup bir sözcük yani. Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa bu bahsettiğiniz şey daha somutlaşacak mı dersiniz? Bakın şu haliyle Cumhurbaşkanı olduğu zaman fazla bir şey değişmez. Yani şu yanaysal sistem içinde ciddi yetkileri var ama bu AK Partili olacak bir başkanla karşılıklı kullanamaz yani bunu. Törpülenmiş. Onu değiştirmesi lazım. Bu yetkileri değiştirmesi lazım. Değiştirme ancak, yönelimi de var. Tabii şimdi bakın onun için bunu değiştirmesi lazım. Değil ki Cumhurbaşkanı oldu, ona karar verdi. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı yetkilerini yarı başkanlığa götürebilecek. Aslında otoriter bir yarı başkanlığa götürecek. Anayasal değişiklikler yapması lazım. Bu anayasal değişikliği en azından şu anki konjonktüre baktığımız zaman oy oranlarına filan baktığımız zaman tek başına yapamayacağı anlaşılıyor. Bu ancak MDP'nin ya da Kürt hareketinin desteğiyle olabilir. Çünkü Kürt hareketi de buna karşılık bir şey isteyecektir. Vermek zorundadır. Açma zordur. Yani ona karar verdiği zaman bu, yani Halk Partisi buna şey vermez. Destek olmaz böyle bir değişikliğe. Milliyetçi Hareket Partisi olmaz. Yani o %43'ün üzerinde kalan oy oranından bir sadece şeyler işte demokrat. Şimdi tabii burada da ayrı bir şey var. Yani Kürt hareketine destek olması, yani burada belki şeyden ayrılıyoruz ya. Evet, Kürt sorunu çözülmeden demokrasiye ya demokratik bir şey olmaz. Varamazsınız çünkü o ister istemez geçiyor. Ama Kürt sorunu çözülmesi
Mutlaka demokrasi girecek anlamı da taşımaz. Çünkü nasıl ve ne tür yöntemlerle çünkü çözülüyor ki önemli. Çünkü devlet yapısı önemli. Ne değişiyor, nasıl yapılıyor? Şimdi bakın, bu büyükşehir belediye, büyükşehir kanunu Kürt hareketi için o bölgede yerel bir yönetim olarak çok önemli olabilir. Vali de eğer uzlaşmayla vali de seçiliyorsa. Ama benim açımdan bu yerel yönetimin merkezileşmesi, bir başka merkezileşme sistemidir bu. Ya Ankara'nın yerini daha başka merkezlerin almasıdır. O yani o merkezi yönetim değil ama şey için Kürt hareketi açısından bakımından o bir yerel yönetimdir. Çünkü merkezileşmedir. O yani o merkezileşme onun için bir demokratik özelliğin temelini oluşturabilecek bir şeydir. Birim olabilir. Siyasi. Yüzden... Yani bak bunlar çok tartışma olabilecek konular. Yani şeyden ben hep bunlara siz çıtayı biraz... bayağı yukarı koydunuz Cumhurbaşkanlığı tartışmasını yürütmek şeyi açısından. Çünkü bunlar hani böylesi bir somut değerlendirme aynı zamanda toplam bir sistem değerlendirmesi yapmayı da gerektiriyor hakikaten. Gayet tabii. Ben de söylemek istediğim o. Yani evet. Bölük pörçük bir şeyi peşinden yani perakende tartışmak doğru değil. Sistemi kendisini tartışırsak bir yerlere varırız diye düşünüyorum ben. Evet. Yani bu benim fikrim. Çağırdınız. Fikir sordunuz, ben de böyle teşekkür düşünüyorum. Teşekkür ederiz tabii ki. Var mı hocam son olarak eklemek istediğiniz bir nokta? Yani tabii sistemin kendisini tartışmak gerekiyor. Eski referanslarla değil, yeni referanslar oluşturarak tartışmak gerekiyor aslında. Yani ne devlet, ne başkanlık sistemi, hani ne valilik, merkezi valilik ya da yerel valilik değil. Hani değil mi? Hani özgürleştirici ortamlar. Bence hani biz bütün referanslarımızı bir kenara bırakıp tartışabileceğimiz bir mekanizma geliştirmek zorundayız ve bu çok acil. Çünkü başkanlık sistemine doğru gidiyor. Faşizme adım adım, yani zaten bir faşist sistemimiz var. Hani yarı faşist sistemimiz var diyelim. Ama faşizme, tam bir faşizme geçiş noktasındayız. O yüzden ben bütün insanlığa çağrı yapmak sorumluluğu hissediyorum doğrusu. Oturup tartışalım birlikte. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sayın Şebnem Korur Fincancı ve Yücel Sayman'la birlikteydik. Bugün önemli tartışmaların başlangıcını da yapmış olduk böylelikle aslında. Bütün hani toplam tartışma işte Cumhurbaşkanlığı'na şu mu gelecek, öteki böyle bir sistem mi uygulayacak, öteki şöyle bir formül mü uygulayacak tartışmasının çok daha ötesinde ve dışında bir tartışma olduğunu hocalarımız bugün bize anlatmış, göstermiş oldu. Yeniden görüşeceğiz Hayat Televizyon ekranlarında. Şimdilik hoşçakalın.